mutfağından haşhaşlı poğaça, 5 bardak un, 2 kaşık toz şeker, 1 paket kuru maya, 1 bardak süt, yarım kaşık tuz, 1 bardak sıvı yağ, 2 bardak su. İç harcı için 2 bardak ceviz, 3 bardak çekilmiş haşhaş. Devam edeyim mi? Yok, yeter. 5 bardak yaş mayan için ılık su. Kuru mayan varsa kuru maya kullanalım, yaş maya kullanmayalım istersen, onunla da yapıyorum. Ne farkı var desene bana. Yaş maya biraz daha çabuk geliyor, kuru maya biraz daha ağır gelir ama. Şöyle de kuru mayan. Evet. Bir bardak da su koyacağız. Bir bardak da süt. 2 yemek kaşığı da toz şeker atalım. Poğaçada şeker güzel oluyor. Yarım yemek kaşığı da tuz atalım. Ben başlıyorum bunu. Tamam. Karıştırmaya. Çok seviyorum mayalı hamur yoğurmayı. Bir de şeyi seviyorum, baklava hamuru yoğurmayı. Ay, o çok güzel oluyor. Hem yumuşak hem yağlı, yumurtalı, sütlü bir hamur. Çok güzel oluyor. Bir yüzünü de parlattın. Evet, hem ucuk elimizde ucuk. Aynen. Yağ kalmadı, hem de haşhaşı daha iyi alacak böyle. Vıcık vıcık yağlı yağlı aşırı yumuşak bir hamur yaptık. Son yemeğimiz, günün son yemeği Çorum'dan haşhaşlı poğaça. Haşhaşlı poğaçamız için ben en sevdiğim işi aldım. Ceviz döveceğim. Sen hamuruna bak. Hamurumuz da muhteşem olmuş. Olmuş mu? Harika. Oy, nasıl güzel göz göz olmuş. Cevizimiz hazır, yumakların hazır. Ben bunların üzerine de çok az tekrar yağ alabilir miyim? O da neden? Bu haşhaşı daha böyle üzerine alabilsin diye. Ne yapayım ben, yağlayayım mı? Olur, yağla. Şöyle yapayım. Şöyle yapalım. Anlamadım. Bak, elimizle şöyle yaparsak daha fazlasına gerek yok. Yağların iyi. Hamur işi yağı seviyor. Olmuyor yağ olmayınca. Ya bu ne kadar güzel kokuyor ya. Şunu bir de ceviz ve şekerle hafif karıştır. Çok güzel olur yemesi. Muhteşem kokuyor. Ay, ben haşhaşa bayılıyorum. Hamur işlerini gerçekten aşırı seviyorum. Sen benim tezgahımı çok sevdin. Evet, bayıldım. Götürecek gibi olsa hemen götüreceğim. Evet. Ben tahtada yapılan işi severim, güzel oluyor. Elle mi yapacağız? Yok, biraz oklava. Oklavayla. Şimdi bakayım böyle şurada. Bolca haşhaşımızı aldık. Nursel, bunu böyle açacağız. Hafif un alabilir miyim? Un kullanmayacaktım ama şurasına. Yapışmasın. Oklavaya diye. Değmesin, yapışmasın diye, evet. Bunu ne kadar ince açarsak o kadar güzel olur. Diğer tarafını bulaştırmamaya mı çalışıyorsun? Haşhaşı. Çin'e bulaşacak ama şu an değil. Şu an istemiyorum bunu. Böyle incecik açacağız. Ay, altı ne kadar güzel oldu. Tamamdır. Cevizimiz hazır. Şimdi bana diyeceksiniz çok yağ seviyorum ama. Komple mi? Hafif de ben bir yağ isteyeceğim. Dur. Bir saniye canım, şimdi şöyle yapalım. Of. Ay, ben bunu buraya cevizi dolduralım içine şimdi. Ben bunu çok fena yerim, biliyor musunuz? Çok fena, hiç acımam. Ortasına mı? Ortasına, tam ortaya. Çünkü bohça yapacağız. Oo. Koy. Elini korkak alıştırma. Eyvah, cevizde bu sene çok pahalı ama.
İşte ah, bu. Çok güzel oldu. İşte bu. Ay bayıldım. Niye bana bunu kimse yapmamış sorarım size. Ay çok beğendim. Bu muhteşem olacak. Bayıldım. Hassas davranın böyle tepsiye koyarken falan. Ay çok güzel oldu. Evet. Görüntüsü de güzel, lezzet de güzel. Vallahi batık elle. Batık süper, süpersin ya. İnan ki be su gibi aktı gitti yani. Teşekkür profesyonel ederim. Kadın. Sağ ol canım. 180 derece ısıtılmış fırına gönderiyorum fırına gitsin. Ben sana hediyeni vereyim. Bir çay vereyim. Muhteşem.